Transfer Bençeden merhaba diyelim sevgili dostlar. Merhabalar. Sıcak bir yaz gününde hep bulut altındaydık, yağmur tehdidi altındaydık. Değil ama böyle bu sefer dökerken bile yakalandığımız tehdit oldu. Tehdit etmiyor, güneş pişiriyor. Şimdi bana göz kırpaysın falan gibi esprilerle. Çünkü o kadar müthiş bir güneş var ki evet. Bütün D vitamini biz herhalde bu kayıt sırasında ellerimizi alacağız. Açalım, şöyle mi? Açalım evet, değil mi? Evet. Bülent, biraz böyle rehavet mi çöktü nedir Türk spor basınının üzerine ya da kulüplerimizin üzerine? Valla spor basını bu dönemde biraz daha rölantiye girer ama kulüplerin aslında en sıcak dönemleridir. Yöneticilerin ter attığı dönemlerdir. O yüzden de bu dönemleri yakından takip eder. Özellikle kulüp muhabirlerinde korkulu dönemleridir. Kabuslarıdır bu dönemler. Haber atlamayalım. Transfer gelişmelerini takip edelim. Bazen hedef saptırımı olur. Kulüp cenahından muhabirleri ters köşeye yatıran, başka yere odaklayan. Çünkü artık herkes anında diğer haberler konusunda bilgi sahibi olabiliyor iletişim çağında. Ve bu talip olma meselesi, kulüplerin ismi geçtiğinde rakamlar bir anda hop yükselmeye başlıyor. O yüzden kulüpler biraz da sanal isimleri tartışma noktasına getirip başka yerden görüşmelerini yürütebiliyorlar. Bunun çok örneğini gördük yakın dönemde. Bu dönemde de öyle şeyler olabilir. Ama mali yapılardaki bu tutarsızlık, kulüplerin ekside yakalanması transferdeki durgunluğun sebeplerinden biri de diyebiliriz. Kesinlikle, çünkü kulüplerimiz satmadan, bonservis bedeli elde etmeden bonservis bedelli futbolcu alabilme konusunda zaten çok büyük sıkıntıları var. Tabii UEFA ile anlaşma var, herkes haber bekliyor UEFA'dan. Ah birazcık onu esnetebilir miyiz? Ah ne olur, ah ne olmaz şeklinde. Ama şöyle bir de durum var. Belki bunun dışında bonservisli futbolcu almak satmaya bağlı. Ama onun dışında dönem içi giderleri olarak görünen futbolcu maaşları ve futbolculara ödenecek paralar konusunda da belli kısıtlamalar var. Kulüplerimiz artık bunları daha harfiyen uymak zorunda hissediyor kendini. Uymazsa çünkü denizin bittiği noktadayız. O nedenle sıkıntılı bütün kulüplerimiz. Vallahi bunu sırayla bütün başkanlar söyledi. Deniz bitti dedi. Kara göründü dedi. Karaya çıktık dedi. Dağ gördük dedi. Dağın zirvesine çıktık dedi. Deniz bitti, dağa çıktık. Yani çok zaman geçti üzerinden ama herhangi bir adım atılmadı. Somut adımlar atılmadı. Çünkü rekabet, kulüpler arası rekabet bu adımlar atılmasını engelliyor. Burada daha büyük pozisyonda olan federasyonun devreye girip UEFA yerine kuralları belirleyip herkesin bütçesi dahilinde limitler oluşturması lazım. Mali yapıları denetlemesi ve buna göre izinler vermesi lazım. Çünkü denk bütçe olmadığı sürece bu eksi dağ gibi büyüyen yapı. Şimdi bir araştırma okudum geçen gün. Yani Türkiye'de gelirlerin %25'i gibi bir rakam döviz üzerinden kulüpler açısından ya da 30'u gibi bir rakam. Giderlerin ise %80'i döviz üzerinden. Yani o dövizdeki en ufak bir dalgalanma kulüpleri tarumar ediyor. Şu anda Trabzonspor, yani onu sık sık tekrarlıyorum, Ahmet Ağoğlu geldiğinde bir taraftar maç sonrası önünü kesti ve başkan transfer istiyorum dedi. Bir de Trabzon'u biliyorsun, cevap vermen lazım. Yani Trabzon'da ikili iletişimler, yüz yüze temas çok önemlidir. Verilir de zaten. Verilir. Yani Türkiye'de, yani İstanbul'da belki bu böyle bu şeyle olmayabilir ama Trabzon'da iç içedir. Yani başkanla tribündeki bir taraftar çok kolaylıkla diyalog halinde olabilir. Başkan durdu dedi ki, çaycıya çay söyleyecek alacak paramız yok dedi. Transfer istiyorsun ama dedi, durum budur dedi. Şimdi bu aslında Trabzonspor özgü bir durum değil. Bütün takımlarımız bu mali zorunluluklar altında. Biraz Galatasaray nefes almış durumda. Başarılı bir sportif başarı dönemi geçirdi. Artı çok önemli oyuncu satışları gerçekleştirdi. Ve o paralarla borçlarını yapılandırdı. Biraz rahatladı. 19 yıl sonra artıya geçti. Bu onun dışındaki kulüplerde bu başarıyı göremiyoruz. Yani çok geride. Hatta Fenerbahçe tarihinin en büyük yardım kampanyasını başlattı ve sürekli win-win programları Acun Ilıcalı'nın kanalı üzerinden Sayın Ali Koç'un ve Fenerbahçeli sporcuların ve yöneticilerin de katılımıyla sık sık tekrarlanıyor ve para toplanma çabaları devam ediyor. Çünkü fena UEFA, da gitmiyor bence. Fena da gitmiyor. Ben açıkçası bu kadar başarılı olacağını hiç öngörmemiştim. Yani o rakam devasa bir rakam. Hani onda birini bile bulmak çok önemli bir başarı derken hani yarıyı geçtiler ve bunu çok söyleyen mesela kulüp başkanları var. Dün mesela Fikret Orman bunu ifade etti. Hiç bu kadar beklemiyordum. Son derece başarılı gidiyor dedi, dost kulübümüz diye bahsetti. Beşiktaş'ın feda sezonundaki kampanyasının 10 katı etkiyi şu anda yarattı. Daha ki devam ediyor.
Yani çok başarılı yürütüyor Fenerbahçe bu işlerde. Ha tabii tartışmaya açık bir konu bu. Evet. Yani bu şekilde mi yürütülmeli? Yani bu çok doğru. Farklı bir noktadır. Ama sonuç üzerinden projenin başarısı üzerinden bir değerlendirme yaparsak proje başarıya doğru gidiyor. Şimdi transfere geçelim. Evet. Transferde gerçi bir şey yok. Gerçi yok. Hepsi evet, dedikodu. Beyaz yalan. Duyumlar. 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 Şeklinde iletildi, konuşuldu. Belirtildi, ifade edildi şeklinde cümleler. Hakikaten pek somut yıllardır alıştık gerçi artık. Biz de alıştık ama biz mesleğin başlangıcında böyle değildi. Hele hele TRT'de resmi imza atılmamış hiçbir haber verilmezdi. Şimdi o zaman şimdi biraz daha tabii farklı bir noktada ve taraftar da istiyor. İsim duymak istiyor. Biz o zaman somut üzerinden gidelim. Beşiktaş'ta arzu edersen başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi Fikret Orman röportaj verdi ve röportajında bazı isimlerden bahsetti. O isimler üzerinden gidersek şu anda Quaresma ile ilgili çok ciddi bir tartışma vardı. Quaresma biraz duygusal bir arkadaş. Geldiğinde konuşuruz, ayrılmak isterse kendisine yardımcı oluruz dedi. Ortada bıraktı. Çok ciddi tartışmaya neden olmuştu. Quaresma Beşiktaş'ı takipten çıkmıştı biliyorsun. Yönetim kurulunda toplantıda konuşulan sözlerin medyaya yansıması, sızması krize yol açmıştı. Çünkü verin parasını gönderin adamı şeklinde bir cümle sarf edilmiş toplantıda. Bu medyaya yansıyınca Quaresma reaksiyon gösterdi. Kulüp bunu toparlamak için ikinci bir açıklama yaptı. Biz o cümleyi kurmadık falan dedi ama okeydan çıktı. Bence de onu dememişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü bu söylenmez. Neden söylenmez? Sen vermemişsin yıllardır. Aylarca gerisinden gidiyorsun. Kendi kulüp çalışanlarının maaşlarını 5 ay geriden ödüyorsun. Öyle meydanı boş buldum, öyle atmakla olmuyor. Verin parasını gönderin demekle olmuyor. Gönderseydin şimdiye kadar gönderirdin, verirdin parasını. Dediyse bile yanlış bir cümle koymuş. Dememiştir. Ben diyeceğine ihtimal vermiyorum. Aklı selim sahibi insanlar olarak düşünüyorum. Çünkü dediyse mutlaka yanlış cümle kurmuştur. O röportajında Karius'un önümüzdeki sene de Beşiktaş'ın kalesinde kalacağını söyledi. Bu bence önemli bir nokta. Kagawa konusu. Tehlike açısından mı önemli nokta yoksa hani olumlu bir açıdan ya ben mı nokta hani bir tanımlama var ya, deve mi kuş mu, deve kuş mu, tavuk mu balık mı? Tavuk mu balık mı, çözemedim. Yani Karius ya öyle maçlar çıkardı ki hani Muslera performansı sergiledi. Bu seneki Muslera performansı sergiledi. 1-2 maç. 1-2 hani maç. Sen biraz daha 1-2 maç. Duygusal bakıyorsun. 2 maç canım. Ama bazı maç ama savunma hattı da yani önünde Mirin oynuyor, şeyler oynuyor. Yani zayıf bir hat vardı. Ben biraz ona da bağlıyorum. Ama bazı maçlarda da hayal kırıklığı yarattı. Yani çok çok başarılı mı dersen Karius çok başarılı değildi ama değil. Potansiyeli olan bir kaleci ve ben önümüzdeki sezon daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben pozitif bakıyorum biraz. Karius genç de bir kaleci. Sıçrama yapmak isteyecektir. Tekrardan Avrupa'da yani Liverpool'dan geliyor. 2 sene Beşiktaş'ta geçirdikten sonra dönüşünün Liverpool ve üzeri bir takım olması gerekiyor. O yüzden önümüzdeki sezona onun da ayrı bir önem vereceğini düşünüyorum. Hadi bakalım. Kagawa konusunda bir soru işareti var. Beşiktaş Japon futbolcuyla devam etmek istiyor ama Fikret Orman oyuncunun İspanya'ya gitmek istediğini söyledi. Temmuz ayında bir görüşme yapacağız. Öyle bir hayali varmış. İyi bir kontrat bulabilirse dedi, değil mi? Böyle bir menajeri böyle bir görüşme içindeymiş. Beşiktaş kalmasını istiyor. Taraftar zaten onu çok beğeniyor. Belli ki Abdullah Avcı da olumlu rapor vermiş. Ama o top Kagawa'da. Onu bekleyecekler. Quaresma konusunda yine geldiğinde konuşacaklar. Bizim anladığımız buradan Fikret Orman'ın bazı isimler üzerinden transferde de bazı transferler yapacağız dedi ama isme girmedi. Çok fazla açılmayacaklar. Zaten mali yapı ortada. Hatta Beşiktaş 8 Temmuz'da programını da açıkladı. Avrupa Ligi'ne erken katılacağı için biraz erken de açıyor sezonu. 8 Temmuz'da top başı yapıyor. Ama Riva'da. Ama Riva'da çünkü Ümraniye tesislerinde bakım çalışmaları var. Hem top başı hem de birinci kamp dönemi Temmuz'un sonuna 24 Temmuz'a kadarki olan çalışma süreci Riva'da gerçekleştirecek. Hasan Doğan tesislerinde. Milli takımımızın tesislerinde. Evet, Futbol Federasyonu milli takımın çalıştığı tesislerde Riva'da gerçekleştirecek kamp alanı olarak orayı belirlemişler. Belli ki evet, sıcağı oldu. Rahatlattı biraz. Ya, sıcaktan ziyade nem bu aydınlık. Yani. Sen de ben de gözlerimiz böyle ya çizgi yansıma, gibi oldu değil mi? Yansıma var ondan. Dolayı bulunduğumuz yani, yerde yerden yansıma var. Gözümüzü açamıyoruz. Affedin onun için bizi. Kusurumuza bakmayın. Çok açık gözlüyüz bugün. Evet, bugün böyle uyur gibi size sesleniyoruz.
Beşiktaş'ta dediğim gibi böyle bir durum var. Beşiktaş Hasan Doğan tesislerinde hazırlanacak sezona. 8 Temmuz'da topbaşı yapıyor. Hangi kadroyla hazırlanacak bakalım. Onu çünkü belli transferlerinde ki, evet, yetişmesi her teknik direktörün, hele hele yeni gelen teknik direktörün takımı tanıma ve takıma dokunuşlar yapabilmesi için en çok istediği şeydir. Bütün transferlerin sezon öncesi hazırlığa yetişmesi. Bu bir kolay görünmüyor. Çünkü Fikret Orman'ın söyleminden de anlıyoruz ki hazırlık kampı başladıktan sonra hani kervan yolda düzülür misali. Orada belli kararlar alınacak. Bazı oyuncularla vedalaşılacak. Birinci kamp dönemi sonrası yani Avusturya'daki ikinci kampa her şey belli olacak. İlk kamp döneminde Abdullah Avcı ile mevcut kadronun tanışmasına tanıklık edeceğiz. Ondan sonra da ayrışmayı göreceğiz. Evet, yani kimler kalacak, kimler gidecek ve yeni gelecek olanlar. Tabii. Abdullah Avcı gençleri de seviyor. Gerçi son döneminde Başakşehir'de tecrübeye daha çok inanmıştı. Şampiyonluğun bundan geçtiğini düşünerek gençleri kenara kulübeye çekip deneyimli oyuncularla yoluna devam etme formülünü tercih etmişti. Bakalım Beşiktaş'ta neye karar verecek? Onu hep beraber göreceğiz. Biraz beklemek gerekiyor Beşiktaş'ta. Kesin. Peki Beşiktaş'la ilgili başka söyleyecek şu an var mı? Yok. Galatasaray'a geçelim hemen. Son şampiyon Galatasaray en problemsiz mali portreyle görünüyor dedin sen. Kadro yapısı itibariyle baktığımızda da en problemsiz kadro gene orada mı var? Lig için ligi kotaracak kadronun olduğunu görüyoruz. Son iki senenin şampiyonu ve sezon içinde ve ara transferlerde de doğru hamleler yaparak ya da doğruya yakın girişimlerde bulunarak kadrosunu takviye etme becerisini gösteren bir kulüp. Hem oyuncu alıp hem oyuncu satarak sürekli bir yenilenme sürecini yürütebiliyor. Bu konuda deneyim kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden Galatasaray'da yeni değişimler olacaktır. Ama bunlar kim olacak? Şimdi Müfit Erkasap Galatasaray'da hem milli takımın eski yardımcı antrenörü hem de Fatih Terim'in Galatasaray'daki yardımcılarından biriydi, eski yardımcılarından biriydi. Onun bir açıklaması var. Fatih Terim'le konuştuğunda istediği golcüyü açıklamış. Enteresan bir isim. Abubakar ismini zikretti. Yani Beşiktaş'ta oynayan ve daha sonra tekrardan sözleşmesi bitince, daha doğrusu kira sözleşmesi bitince Porto'ya dönen, 2 senedir de orada olan Abubakar'dan bahsetti. Ama Abubakar'da da yani kocaman bir soru işareti var. Geçen sene çok önemli bir sakatlık yaşadı. Bir önceki sene başarılıydı ama geçen sene sadece 11 maç oynadı, 4 gol atabildi. Çok ciddi bir sakatlık. Ciddi sakatlık. Sezonu neredeyse sakatlıkla geçirdi. Şimdi bu tür sakatlıklar, önemli sakatlıklardan sonraki dönüşler soru işaretleri taşır. Niçin Fatih Terim ısrarla Abubakar'ı istiyor? Çok büyük ihtimal sağlık raporlarını görmüştür ve toparlanacağını düşündüğü için. İnanıyor oyuncu. Ona inanıyordur. Kuvvetli bir oyuncu bir kere Abubakar. Tabii. Kuvvetli bir oyuncu. Yıpratıcı, hiç durmaz. Evet. Boş alanda ve dar alanda etkili olabilen. Vuruş tekniği konusunda soru işaretleri olabilir. Hani 10 numara bir golcü olmayabilir ama ceza alanını kullanma anlamında etkili bir oyuncu. Yalnız şunu söylemek lazım. Beşiktaş'a geldiğinde de hani sakatlıktan çıkmamış olmasına rağmen çabukluk ve kuvvet anlamında bir süre gerekti Beşiktaş'a. Sakatlıktan çıktıktan sonra Abubakar tipindeki oyuncular, o fizikteki oyuncuların dönmeleri biraz daha böyle sıkıntılı bir süreç alabilir. O yüzden bakalım. Fakat bütün bunlar şarta bağlı. Hangi şarta bağlı? Jagne'nin, Mariano'nun ya da işte satılması. Belhanda, Feghouli ikilisinden bir tanesinin satılma şartına bağlı. Jagne ile ilgili pazarlıkların sürdüğü belirtiliyor. Elmas hatta kulübün diyorlar. 15 tabii. milyon eurolardan söz ediliyor anlaşıldığı. Fakat ödemeler konusunda ufak tefek pürüzler kaldığına dair söylentiler var. Yani kulüp bir şekilde orta noktada buluşabilir. Çünkü Jagne'yi aldığı fiyata hemen hemen satacak. Belki üzerine satacak. Problemin Jagne'den kaynaklandığı söyleniyor. Çünkü yıllık 5 milyon euro garanti para istiyormuş Araplardan. Araplar da 4 milyon euro yıllık garanti veriyormuş. Bu Jagne'nin kendi pazarlığından kaynaklanan bir bekleme süresi var. Kendi haline bırakma süreci başladı. Tabii bir de Afrika Uluslar Kupası var. Süreç var. Yani organizasyona onu takip edecekler. Jagne de kendine güveniyor. Bir şekilde patlama yapacağını, değerini bulacağını düşünüyor. Müfit Erkasap'ın söylemi üzerinden de gidersek, yani Galatasaray'da Fatih Terim eğer şey arıyorsa, golcü arıyorsa Jagne artık demek ki ipleri yavaş yavaş koparıyor. Mariano için de benzer bir iddia var. Eğer 2-3 milyon euroluk bir bonservis bedeli getirilirse Mariano'nun da serbest bırakılma olasılığı söz konusuymuş.
İlk geldiği sene çok başarılıydı ama geçen sene çok ciddi zikzaklar yaşadı. O yüzden de gözden düştü. Mariano da gözden çıkarılabilecek isimlerden biri deniyor. Peki bu Banega meselesi ne oldu? Banega bitti diyorlar. Bitti deniyordu ama beklemeye alındı. Galatasaray Banega'nın peşini bırakmadı. Belanda'nın alternatifi, hatta Belanda varken orta sahayı güçlendirecek bir tercih olarak düşünülüyor. Ama oyuncuyla görüşmelerin dışında kulüple temas sağlanmadı. Yani kulübü zaten açıkladı. Yani bize bir teklif gelmedi diye. Menajerler boyutunda görüşme devam ediyor. Galatasaray biraz da UEFA anlaşması gereği oyuncu sattıktan sonra bu hamlelerde daha rahat hareket edebilecek. Galatasaray da kadrosundaki satış süreçlerini bekliyor. Yani bunlar için biraz daha erken. Herkes muhtemelen, önce satacak, tabii, sonra alacak. Mecburen. Yaş alacaklara ilişkin öyle zannediyorum ki bütün anlaşmalar yapılıyor tabii. Protokoller yapılmıştır. Bütün kulüplerimiz için bu böyle. Satış alırken kazanıyorsun. Evet. Sonra satarken de tabii en büyük, en fazla fiyatı bekliyorsun. Evet. Ama sadece o değil. Özellikle genç Türk oyuncuların dışarıya satılmasına ilişkin karar verme noktasında olan kulüplerimizin biraz daha dikkatli olması lazım. Aynen. Yalnız şunu söyleyeyim. Eskiden Türkiye fil mezarlığıydı. Buraya gelirlerdi. Burada her şey noktalanırdı. Verdiğin bonservis paraları uçardı. Artık öyle değil. Artık aldığın rakamın üzerine satıyorsun ya da aldığın rakama satıyorsun ya da çok az altına satıyorsun. Bu tür bonservis paralarından artık kulüpler gol yemiyor. Yani öğrendik. Daha az yiyor. Daha az yiyor. Yani eskiden Türkiye-İngiltere maçları gibi 8-0 bitiyordu. Şimdi hani 0-0'a bağlayabiliyoruz, puan alabiliyoruz. Yani bir nevi bunu söylemek mümkün. Evet. Fenerbahçe? Şimdi Fenerbahçe'de bu win-win kampanyası nedeniyle bir UEFA, UEFA gözü Fenerbahçe'nin UEFA'da. Oradan gelecek yaptırım. Çünkü transfer yasağı gelebilir. Bu tür yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Her ne kadar Fenerbahçe yönetimi pozitif bakıyorsa ve bunlarla muhatap olmayacağını düşünüyorsa da henüz bir renk vermedi UEFA. Biraz daha ağırdan alıyor. Eski oyuncuları Ozan'ı tekrardan kadroya dahil ettiler. Ondan çok büyük beklenti var. Mevcut kadronun yenileneceğini düşünüyorlar. Bazı oyuncular gidecek, kalacak. Ama hangi aşamada nasıl olacak bilmiyorum. Kalede bir problem var. Çünkü tek kaleciyle gitmek istemiyorlar. Harun'u yedeklemek, hatta Harun'dan da iyi bir kaleci almak istiyorlar ki milli takıma kadar yükselen Başakşehir'in kalecisi Mert Günok var. Aslında Fenerbahçe'ye yabancı bir isim değil. Tabii Fenerbahçe'de yetişen Mahir oradan. Mahir abinin oğlu. Evet. Mahir Günok'un Trabzonspor'un eski kalecisinin oğlu. Çok önemli bir kaleci aile diyelim. Tabii. Kendini kanıtladı, müthiş bir sezon yaşadı. Şimdi tekrardan Fenerbahçe'nin gündeminde ama Başakşehir'in yeni hocası Okan Buruk izin vermiyor. Ben de olsam ben de izin vermezdim. Çünkü hedefleri olan bir takımla devam etmek istiyorlarsa hani Mert bırakılacak bir kaleci değil. Evet. İddiaları var en azından. Burak, Okan Buruk bu konuda çok iddialı. O yüzden de bırakmak istemiyor. Kadroyu fazla oynama yapmadan takviyelerle güçlendirme taraftarı. Belki de gençleştirme taraftarı diyelim. Çünkü Başakşehir bir anda yaşlı bir takıma dönüşmüştü geçen sene. Mert konusunda bir soru işareti var. Oyuncunun tutumu da çok önemli tabii ki. Ama görünen o ki orada bir soru işareti, bir tıkanma var. Yabancı oyuncularla ilgili soru işaretleri var. Win-win kampanyasında Ali Koç'un enteresan bir çıkışı var. 3-4 futbolcu birden transfer edeceğiz. Herkes görecek kimlerin geleceğini dedi. Önemli transferler, yani marka isimler geleceğinin işaretini verdi. Biraz beklemek gerekiyor. Belli ki bu kampanya süreçlerinin tamamlanması konusunda böyle bir zaman verdiler kendilerine. Hemen arkasından peş peşe açıklayacaklar. Fenerbahçe'nin kültürü de zaten yıldız futbolcuya dayalı bir yapıdır. Her sene böyle bir camianın da beklentisi odur, motive olur bundan. Mutlaka hani 4-5 tane yıldızı Fenerbahçe belki yığamayabilir ama en az bir tane uluslararası bir sporcu olacağını ben düşünüyorum. Zor da olsa ben bütün takımlardan hani böyle birer çilek hani pastanın üzerine olabilecek. Yani yemek yok ama çilek olacak. Yemek yok. Aynen, çilek olacak çünkü hakikaten zor, takımların işi de zor. Çok zor. Yani eski ilgi, eski mesela kombine satışları, ben hani takımlarımızın eskisi gibi çok yüksek rakamlara ulaşacağını zannetmiyorum. Zaten Fenerbahçe'de de taraftarın isyanı var. Yani biz geldik, zor sezonda tribünleri doldurduk. Siz %20'nin üzerinde zam yapıyorsunuz. Niye bu zamla bizi muhatap ediyorsunuz şeklinde taraftar organize olup reaksiyon gösterdi. Yani bu
tribündeki rakamlar da önemli. Şimdi bir yandan da Bein Sports'un sabit kuru var. Yani kulüpler aslında ateşten bir gömlek giydi ve şu anda yanıyorlar. Yani bizim burada yandığımız onların yanında hiçbir şey değil yani. Tabii. Onlar cayır cayır yanıyor. Kulüp yönetmek zor. Evet, çok zor. Ama bu konuda diğer yöneticilere nazaran biraz daha sempati düzeyini arttırmış olan Ahmet Ağaoğlu var. Evet. Trabzonspor Bordo Mavili takımda. Sanki o sempatiyi de önümüzdeki sene kullanabilecekmiş gibi geliyor bana. Ne dersin? Öyle görünüyor. Bir kere çok iyi bir kadro yakaladı. Geçen hafta senin söylediğin benim dikkatimden kaçmış. Bazen bakarsın ama görmezsin ya. Yani Galatasaray 69 puan, Trabzonspor 63 puan. Yani iki galibiyete bak. İki galibiyete bakıyor. Beşiktaş'la arasına bak. Yani bu aradaki mesafenin darlığı ve arada da iki takım var. Yani aradaki mesafenin darlığı Trabzonspor'un şampiyon olabileceğini gösteriyor. Bu kadronun şampiyonluk yarışı tabii yapabileceğini gösteriyor ki geçen hafta ben şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacağını söylemiştim. Buna aynen inanıyorum. Trabzonspor ayağını yorganına göre uzatan tek büyük kulüp. Dört büyük arasında bu böyle davranan tek büyük kulüp. Dört tane futbolcu aldılar. Dördü de genç. En pahalısı Marsilya'dan gurbetçi bir oyuncu aldılar. Kadrolarına kattılar. Çok verim bekledikleri bir oyuncu. Altınordu'dan iki transfer yaptılar. Hatta Altınordu ile karşılıklı birbirlerine bildiriler yayınladılar. Altınordu oyuncuların aklının çalındığını ve emek hırsızlığı yapıldığını söyledi. Trabzonspor aynı sertlikte yanıt verdi. Evet, karşılıklı. Biz yetiştirme bedelini verdik. Yani hukuk dışı hiçbir şey yapmadık. Yetiştirme bedelini de yatıracağız kardeşim. Nedir senin derdin? Biz boştaki ya da sözleşmesi bir tane adamı aldık şeklinde bir açıklama yaptı. O oyunculardan da çok verim bekleniyor. Dört tane oyuncu aslında en hareketli diğerlerine göre bakarsanız tabii Trabzonspor. Eğer bunlardan bitmiş, verim bitmiş olursa transferler tabii var. Şimdi bir de verim alabilecek teknik kadro var orada mı? Var var. Ünal Karaman çok başarılı. Ben çok beğeniyorum. Duruşuyla bir kere yani teknik direktör gibi sahadaki deneyimi konusunda eksikleri olabilir. Büyük maçlarda oyuncu değişiklikleri ve zamanlama hataları ya da tercih hatalar üzerinden eleştiri getirebiliriz. Biraz daha tecrübeye ihtiyacı olabilir. Ama insan olarak, duruş olarak, bir spor adamı olarak gerginlikten uzak durarak kalitesini gösterdi. Ben onun önümüzdeki yıllara damgasını vuracağını düşünüyorum. Okan Buruk ve Ünal Karaman önümüzdeki benim favorim. Sezonun yükselen değerleri olacakmış gibi. Yani diyor, seneye çok konuşacağız onları. Bir de Ahmet Ağaoğlu ile ilgili enteresan bir bilgi. Abdülkadir Ömür biliyorsun Fransa'da çok popüler. Avrupa futbolunun yakın takibi altında. Lille'den teklif geldi. 11-12 milyon euro civarında deniyor. Monaco'nun 16 milyon euroya çıktığı söylendi. Ahmet Ağaoğlu çok farklı bir çıkışta bulundu. Bu tür teklifleri gelen kulüplere ben de diyorum ki ben size 25 milyon euro vereyim. Abdülkadir düzenli bir oyuncuyu bana getirin. Bu çok önemli. Yani oyuncuya güvenini gösteriyor. Hı hı. Satmayacağını mesajını veriyor ya da satsa bile gerçek değeri, uluslararası değerinde satacağını mesajını veriyor. Bütün mesele şu bence. Bu kadroyu koruyabilecek mi? Yani 63 puan alan, ligin 10. haftasından sonra inanılmaz bir performans sergileyen ve ilk 10 haftaya çıkarırsan ligin lideri olan Trabzonspor Run bu başarısını sağlayan bu kadro tutulabilecek. Mesela bir tane fire verdi Rodayega. Rodayega Denizli'ye gitti. Denizli Spor'la anlaştı. Ama Rodayega'nın şu var Melih. Son ligin ikinci yarısındaki performansına baktım. Rodayega o gençleşen ve hızlanan Trabzonspor'da ağır kalıyordu. Zaten yani mutlaka bir hesap iyi bir golcü yapmışlardır. Ama o takımın golcüsü olmaktan yavaş yavaş uzaklaşıyordu Rodayega. O yüzden Trabzonspor onun alternatifini üretir diye düşünüyorum. Özel bir futbolcu, iyi bir golcü ama artık yaşını almıştı. Ve geçen sene Trabzonspor'a yani o yükselen ivmede en yavaş yükselen isimdir Rodayega. Yani Burak'ın yokluğunu aratmadı diyebiliriz. Belli noktalarda götürdü ama zorlanıyordu. Yıpratıcı özelliği kaybolmuştu. Yani ileride yani Trabzonspor'un oyun planı ileride çok savaşan, yıpratıcı, hırçın bir santrafor istiyor. Rodayega onun tam karşılığı değildi artık. O yüzden ben çok 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 önemli bir kayıp olarak görmüyorum. Çok önemli bir kayıp değil. Evet. Doğru söylüyorsun. Ona ben de katılırım. Geldik yine sona. Finale evet. Finale bu haftalık da bu kadar diyelim. Sevgili dostlara iyi tatiller dileyelim. Güneşin keyfini çıkartmalarını dileyelim.
Seyahatler de başlıyor. Evet, yavaş yavaş uzaklardan başlıyor. Uzaklardan da birlikte evet, buluşmaya çalışacağız. Sevgili dostlarımıza bakalım nasıl yayınlar yapacağız. Evet. Sürpriz diyelim. Beden olarak olmasa bile fikren yine yanınızda olacağız, karşınızda olacağız. Bu sefer imzalarla olacağız çünkü transfer yavaş yavaş Temmuz'da ısınacak. Evet, yavaş yavaş. Sıcaklar başlayacaktır. Transfer sıcağı da başlayacaktır. Daha somut transfer haberleriyle karşınızda olacağız. Tabii yurdun dört bir tarafından olabilir. Evet. Hatta dünyanın dört bir tarafından olabilir. Her yerden diyelim, bağlanabiliriz. Her yerden bağlanabiliriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.